Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ala Resulina Muhammedin salavat Gelen bu hafta gelen soruların odak noktasında merkezinde şu mevzu var. Ortalama hep samanaman aynı. Üzülme. Kederlenmek, üzülmek. Üzülme nedir? İnsan niye üzülür? Onunla biraz bahsedeyim. Her şeyde olduğu gibi kendini tanımaktan geçer üzülmemek için. Üzülmenin ne anlama geldiğini, Allah niye yarattığını böyle bir sistemi onu öğrenmek lazım. Üzülmenin olur olmaz her şeye üzülmenin sebebi şudur: kendine şu soruyu soramamaktır. Bir, ben kimim? İki, neredeyim? Yani bu dünya denilen diarı gurbet, istediklerime rağmen çalışan, istediklerimi hepsini vermeyen şu dünya. Neresi burası? Birincisi neydi? Ben kimim? İki, neredeyim? Üç, vazifem ne? Dört, nereye gidiyorum? İnsan bu dört tane soruyu kendisine ciddi sorabilirse alacağı cevabın içerisinde görecektir ki üzüldüklerinin çoğusuna sevinecektir. Çünkü biz üzülmenin ölçüsünü bilmiyoruz. Nereye üzülüp üzülmeyeceğimizi çocuklar gibi oluyoruz. Başka bir noktaya nazar, farklı farklı noktaya nazar vereceğim. Birincisi insan üzülmesinin olur olmaz her şey üzülmesinin sebebi kendisini tanıyamamaktan, kalitesi basit olduğundan, şu dört tane soruyu soramamasından kaynaklanıyor. Başka bir nokta, bu dünya, bu dünya Allah Resulünün ifadesiyle bir mana şöyle, Resul'a şöyle buyuruyor: "Yıkılmak üzere olan bir köprüdür dünya. Geç tamiriyle uğraşma. Yani olduğu kadar olmayan kader. Deyin tamirle fazla uğraşmayın. Ge geçin gidin. Köprü yıkılıyor zaten. Dünya öyle olduğu gibi beden köprüsü de gidiyor." Ruhlar alemi'nden ahirete bir köprü olan beden yıkılıyor her gün. Bir taşı yıkılıyor. Tamiriyle fazla uğraşma. Başka 3 Üzüldüklerin olmaması adına senden neler isteniyor? Yani seni üzenlere bak bakalım. Üzülmene sebep olanlara bakın. Üzülmemek adına neler isteniyordu ki sen vermedin? Vermediğinde üzülüyorsun. Bakın üzüldüklerinize iş yeri olur, ev hayatı olur, okul olur, ee, siyaset olur, askeriyede olur. Üzülmemizin sebebi şunlar isteniyor bize. İzzeti nefsini ver, şahsiyetini bırak, kimlik ve kişiliğini terk et. Bana köle ol, tasmama bağlan, istediğim gibi ol her şeyde beni memnun etmeye çalış deniliyor. Sen bunları terk ettiğin için üzülüyorsun. İyi ya şahsiyetini kazandı. Başka? Üzülmek insanlara mahsus. Yani kalbi duyguların canlı olduğu demektir. Zalimler üzülemiyor biliyor musun? Merhametsizlerde üzülmek yoktur biliyor musun? Üzülmek insanlara mahsus. Sen hiç e, ceylanı parçalayıp da yedikten sonra üzülen aslanı gördün mü? Canlı balığı yiyip kedi sonra üzüldüğünü hiç seyrettin mi? Kuşu parçalayan kedi sonra üzüldü mü hiç? Ama birisi ağlasa sokakta bir kedi yavrusunun miyavlaması senin uykunu kaçırıyor. Niçin? Çünkü sen insansın. Üzülüyorsun. Çünkü insansın. Başka, ya istediklerin hepsi dünyada verilmiş olsaydı, insanın ve dünyanın ve sonsuz bulunacağın ahiret alemlerin anlamı olur muydu? Düşün bakalım her istediğimiz oldu, dünya ne hale gelirdi? Hayatın anlamı olur muydu? Yaşama heyecanı sevinci ortadan kalkardı. Üzülebilmek nimet olduğunu hiç düşündün mü? Bunu zalimlerden öğren. Merhametsizlerden ders al. Üzülmek nimet olduğunu onlar sana söyleyecek. Zira Mevlana edeb edepsizlerden öğrendim dediği gibi. Üzülmenin ölçüsü sebebi nedir? Yaratılış ekseninden ayrılmaktır. Yani üzüldüğüne, üzüldüğüne değmeli üzüldüğün zaman. Baksana sonsuz alemin kapısı olan kabirde üzüldüklerini soracaklar mı? Dünyada üzüldün. Bak bakalım uğruna üzüldüklerin şeylerde kabirde nüker mekirin sorusu olacak mı? Niye onun on, o yok, buyun yok diyecekler mi? Niye onu kazanamadın? Niye zengin olamadın? Niye kalyen olmadı? Niye niye şu? Kabirde bu sana sorulacak mı? Ben sevdiklerimden çok üzüldüklerimin beni inşa ettiğini ihya ettiğini gördüm. Ee, kafa inşaattan kalsın kafanıza, kafa inşa inşaat, kalp ihya canlanma, kafa e, duvarları inşaat yapmak, binayı dikmek, kalp ise ihya canlılık vermek. Şimdi bir de okuyorum. Ben hayatın bu kadar çilesini gördüm. Haman aman her türlü sıkıntısını gördüm. Bazı lezzet ve zevkleri tattım. Ama bunların içerisinde tecrübemi söylüyorum. Sevdiklerimden, sevindiklerimden çok üzüldüklerim benim kafamı inşa ve kalbini ihya ettiğini gördüm. Yani aklıma ve kalbime gıda üzüldüğüm anları oldu. Zira servet ve sihatın diyor Hazreti Ali diyor ki Servet ve sihat, zenginlik ve sihat, servet ve sihatın kurtardığı insana göre batırdığı insan daha çoktur. Üzülmelerin kurtardığı insan gibi, yani sevinen insanların sevilmeleriyle batan çoktur, ama üzülüp de hakikatı bulanlar çoktur. Ben hüzünlü kalbi çok severim. Allah Allah bak ne diyor Cenab-ı Hak ben hüzünlü kalbi çok severim diyen Rabbim var senin unuttun mu onu Allah diyor ben hüzünlü kalpteyim diyor Allahu Ekber üzülmenin en güzel neticesi ise çok ilgimi çeker bu Risale-i Nur'dan anladığım bir şey yazıyorum size üzülmenin en güzel neticesi ise İnsanı üzülmek kibirden, gururdan, firavun gibi benliğinden seni kurtarıyor. Sana atsini ve fakrını, hiçliğini, noksanlığını bildiriyor üzülmek. Üzülmek böyle seni kibirden kurtarıyor Allah Allah. Baksana Allah Resulüne üzülmediği gün var mıydı? Sen Nerelere üzülmen gerektiğini unutmuşsun. O kadar da sana lazım olmayanlara üzüldüğünün farkında mısın? Vefasız insanlardan, yalancık gülmelerinden, boş avunmalardan arındırıyor seni üzülmek. Üzülenler kaybedecekleri olanlardır. Üzülenler kaybedecekleri alanlardır. Yani ne demek? Kaybedecek şeyleri olanlar yani üzülüyorsun. Niçin üzülüyorsun? Demek ki elinde kaybedeceklerin var daha. Kalbinde, kafanda kaybedecek şeylerin var ki üzülüyorsun. Kaybedecek şeylerin yoksa üzülemezsin. Mesela Taşlar üzülmez, kaybedecek bir şeysi yok. Ağaçlar, bitkiler taşa göre biraz üzülür. Çünkü hayatını kaybedecek, endişesi var. Hayvanlar ise taşlardan ve bitkilerden fazla üzülür. Çünkü ruhu var hayvanın, bitkinin hayvanı yok. Biraz daha fazla üzülecek. Yani bu hayatta kalite yükseldikçe üzüntünün çapı da genişliyor. İnsana baksana... İnsanın en büyük meselesi imanını kazanmak ve kaybetmek davası başına açıldığından Bediüzzaman der ki İngiliz, Rus, Alman, Fransız kadar servetin olsa hepsini bak devlet kadar servetin olsa hepsini hepsi senin olsa ahirete imansız gitsen dünyadaki o servetler seni kurtarır mı? Bediüzzaman der ki bu devletlerin serveti kadar servetim olsa her gün onları ben harcasam imanı kurtarmaya, imanı kazanmak adına versem gene bir şey vermiş olmam. Zira dünyalıklar fanidir, geçicidir. Ne kadar uzun olsa sonsuza göre sıfırdır. X bölü sonsuz eşittir sıfırdır. Elinde olanların farkındalığını unutuyorsun ki üzülüyorsun. Şu an bunu dinlerken Allah aşkına şu sözümü dinlerken veya bu kitabım bu deftere aldığım notu bir gün sen bunu okurken bir düşün ki şu an bunu dinlerken rahat aldığın nefesinin farkında mısın? Değilsen git hastanelerdeki yoğun bakımlara bak. Anlarsın ki ne boş şeylere üzülmüşüm. Yoğun bakımdaki hastaya bak, bakarken şu hatırına gelir. Vay be, ben de derdim varmışım gibi üzül üzülüyormuşum. Benim de mi derdim var acaba? Heyhat, benim derdimi derman kabul eden, yoğun bakımdan zor oksijen tüpüyle nefes alan şu insan bana bunu söylüyor. Diyor ki e ee insan yoğun bakımındaki diyor. Senin üzüldüğün şeyler biz ona derman kabul ediyoruz diyor. Demek ki yoğun bakımda değilsen şu anda yoğun bakılıyorsun demektir. Dünyalara bak. Anlarsın ki ne boş şeylere üzülmüşüm. Dünyada dünya cihetiyle bir şey yitirmemişsin. Kaybetmemişsin ki üzülüyorsun. Ama e, o elime geçmedi. O bana verilmedi. Ona ulaşamadım. Onu kazanamadım. Elime geçiremedim diyorsan. O sende olmaması lazımdı şimdi. Onun için sana verilmedi. Onun için bir şey kaybetmedin. Eline verilmediğinden üzülüyorsun niye verilmedi şu anda sende olmaması lazım lazımdır ki öyle olsun öyle olması lazımmış düşünsene her istediğin olsaydı ne olurdu seni senden fazla düşünenin olduğunu unutma seni senden daha fazla düşünen var Allah o Rabbin senin seni senden daha, daha fazla seven var unutma Nefsimizi, arzularımızı kainatın mühendisi değil ki her istediğimiz olsun. Kainata nefsimizi Allah mühendisi yaratmadı. Yani bu oldu olmadı gibi şeyler kainata nefsi mühendis olanlar yapar. Sevinmeyi ve üzülmeyi ben şöyle anlıyorum. Hani elbise olması için Dokunan kumaşın bir dikey, bir de yatay ipleri olur. Hiç dokuma tezgahını gördünüz mü? Seccade veya bir e, kumaşı veya bir kilimi dokumak için bir dikey ipler olur. Dokuma fabrikasında tezgahlarına bir de yatay olur. İşte senin sevinmen ve üzülmen de hayat kumaşını böyle dokuyor. O Kumaş dokuma tezgah hayattır. Dikey şeyler e, üzülmektir ipler, yatay ipler de sevinmendir. Üzülme ve sevinmeler ikisi bir araya geldiği zaman hayat kumaşını dokuyor ki o da senin kaderin oluyor. Yani kumaş dokunan kumaş kaderdir. Onu sen makasla kısa pantolon mu uzun pantolon mu? Kısa mı uzun mu? Nasıl giyeceksen ku, o kumaşı kesip dikmek ihtiyardır. Kumaş ise kaderdir. O kumaş ise sevilmek ve üzülmekle dokunuyor. Üzülme mahzun olma Allah bizimle beraberdir diyen peygamberim var. Rabbin sana küsmedi terk etmedi, unutmadı, hiç bırakmadı. Seni hiç kendi başına bırakmadı. Peki ama bazen düşüyorum yürümeyi öğrensin diye seni bırakan, elini bırakan annem baban gibi. Yani yürürken düşüyorsun ya niçin? Annem baban hani yürüsün yürümeyi öğrensin diye elini bırakırlar diye. Sen de Rabbin, Rabbin seni kısmen seni sana bırakıyor ki hayatı anlamlandır ve bana ve ahiretine bu pencereyle bak. İyi ki üzülebiliyorsun. Çünkü insansın. da davahum en ilhamdulillahi rabbil alemin el Fatiha